Yaygınlaşan şiddet olaylarının münferit hadiselerle izah edilemeyeceği açık. Şiddet mağduru kadınlar için adalet kapısının daima açık olduğunu, meselenin halli yönünde çare öğretmeye çalıştığımız bir süreci geçirdik. Kadına şiddetle mücadele için aileden Adalet Bakanlığı'na kadar atılan adımlar tek tek paylaşıldı. Toplumsal farkındalığın önem kazandığı bir noktadayız. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle birçok program düzenlendi. Onlardan biri de Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi'nin düzenlediği etkinlik. Ankara'da yapılan programa Aile Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Yani her bakanlık kendine ait, bize de ait olan bölümlerini biz halletmeye çalıştık. Komitede yer alan 3 bakan topyekün mücadeleye dikkat çekti. Sadece şiddetin değil, şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın, her refleksin de karşısındayız. Biz kadınların haklarına ve eşit imkanlara ulaşmasını bir çatışma alanı olarak görmediğimizi özellikle vurguluyoruz. Bu bir yarış değildir, bu bir hak teslimidir. Devletin de kendine ait tedbirleri alma konusunda genel işleyişin dışında buraya farklı bir bakış ortaya koyması da aşikar. Bakanlar şiddetle mücadele için yapılan çalışmalar ve atılan adımlar hakkında da bilgi verdi. İç hukukuna kazandırdığı 6284 sayılı kanun bu anlamda bir akitleşmeye örnektir. 2021-25 dönemini kapsayan 4. Ulusal Eylem Planımız kadına yönelik şiddetin her biçimiyle mücadeleyi hedeflemektedir. 2019 yılında 6284 sayılı kanunun uygulanmasına dair bir genelge yayınladık, yürürlüğe koyduk. Ve bu genelgemizde de öncelikli olarak tekrarlanan şiddet vakalarının gözden kaçırılmamasına odaklandık. 245 bin ihbar gelmiş KADES'e. Yani 245 bin ihbardan 244.999'u yanlış olsun, sahte ihbar olsun da bir tanesi doğru ihbar olsun. 245 bin defa gitmeye değer. Programa Cumhuriyet Kadınları Derneği de davet edildi. Dernek adına programda Genel Başkan Profesör Doktor Tülin Oygur da yer aldı. 25 Kasım Dünya Kadına Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle yazılı açıklama yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ana hedef kadın ve erkeğin eşit olduklarının bilinçlere yerleştirilmesidir. Binlerce yılın tortusunu temizlemek için elimizdeki en büyük iki güç eğitim ve üretimdir. Kadınlarımız erkekle beraber ve onunla eşit olarak yaşayacakları yaşama bilinçlerinde hazırlanmaktadır. Devletimiz ve toplumumuzsa bu yaşamın sağlanmasında karşılaşılacak engellere sıfır tolerans göstererek kararlı şekilde mücadeleyi sürdürmelidir.